Hanımlar, birlikte uygulayacağımız modelin adı balık sırtı. Adını balığın sırtındaki pulların birbirine geçiş şeklinden alıyor. Bu modeli yaparken size önerim şişinizi kalın bir şiş olarak kullanmanız, şişin kalınlığı yanında ipliğinizin biraz daha ince olması, çok kalın olmaması gerekiyor. Bunun nedeni de örgüyü yaparken İlmekler önde ve arkada tekrarlanan şekliyle örüldüğünde tıpkı balığın sırtındaki pullar gibi birbirine geçtiğinden örnekte bir sıkılaşma, bir daralma oluyor. Bunu önlemek için de şişimizi kalın olarak seçiyoruz. Bakın örneğin ön yüzünde kenar ilmeğimizi aldık. İpliğimiz arkada. 2 ilmeği Kesiyormuş gibi birlikte alıyoruz ama kesmiyoruz. Ördük, çıkardık. Şuradaki şekilde iki ilmeğimiz solda, ördüğümüz ve kenar ilmeğimiz de sağ şişimizde. Sağ elimizin yönündeki birinci ilmeği serbest bırakıyoruz. Ve ikinci ilmek Sol şişte kaldı. Şimdi tekrar sol şişte kalan bu ilmekle hemen yanındaki ilmeği birlikte alıyorum. Örüyorum. Şimdi tekrar sağ elimin tarafındaki ilmeği serbest bırakıyorum. Diğer ilmek tekrar sol şişte kaldı. Bunu tekrar ediyoruz. Bakın, iki ilmeği birlikte aldım. Ördüm, çıkardım. Sağ şiş tarafındaki ilmeği serbest bıraktım. Sol şişteki üzerinde kaldı. Üzerinde kalan ilmekle hemen yanındaki ilmeği birlikte alıyorum. Çift çift alıyorum bunu. Ördüm. Bakın yine birinci ilmeği bıraktım. İkinci ilmeğim sol şişte kaldı. Tekrar aynı hareketi sıra sonuna kadar yapıyorum. Solda kalan ilmekle tekrar yanındaki ilmeği aldım, ördüm ve bakın birinci ilmeği serbest bıraktım. Tekrar yanındaki ilmekle şişte kalanı aldım. Bu şekilde birinci sırayı yani ön yüzü bitiriyoruz. Hemen bu son aşamayı da yapalım. Bakın 2 ilmeğimiz kaldı. Onu da topladık. Serbest bıraktık. Ve son ilmeği ördük. Örgünün ön yüzünde burada gördüğünüz gibi sol tarafa doğru meyil alan bir çapraz gidişler yakaladık. Örgünün arka yüzünde bu işlemin aynısını yapıyoruz. Fakat bu kez iplik kendimize doğru ve ilmekleri alışımız da ters örgü yapar gibi yine kendimize doğru ilmekleri topluyoruz. Kenar ilmeğimizi aldık. 2 tane ilmeği kesiyormuş gibi yapıyorum. Alıyorum. Bakın ters örgü yapar gibi ördüm. Tekrar birinci ilmeği bıraktım. Sol şişte yine ikinci ilmek kaldı. Yanındaki ile birlikte alıyorum. Ters örgü yapar gibi örüyorum. Sağ taraftaki ilmeği bırakıyorum, sol taraftaki şişte kalıyor. Dikkat ederseniz yöntem aynı. Ön yüzde de sağ taraftaki ilmeği serbest bırakıyordum ördükten sonra sol şişte kalanla hemen yanındakini topluyordum. Örneğin arka yüzünde de farklı bir şey yapmıyoruz. Aynı şeyi yapıyoruz. Yani sol şişte kalan ilmekle bir yanındakini iki ilmeği birlikte topluyoruz. Ördük, hemen Sağ taraftakini serbest bıraktık. Sol taraftaki ilmek şişte kaldı. Hanımlar arka yüzü ördüğünüz zaman ilmeklerin yönü sağa doğru. Bakın örneğin bitmiş halinde gösteriyorum. Arka yüzü ördüğünüz zaman ilmeklerin yönü sağa doğru. Ön yüzde bu çaprazlamayı yaptığınız zaman ilmeklerin yönü sola doğru oluyor. Ve neticede Ortaya çıkan balığın sırtındaki pulların birbirine geçiş şekli oluyor. Beğendiğinizi umuyorum ve bunu çok çok rahat uygulayacağınızı biliyorum hanımlar.